Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün efsane bir klan savaşı videosuyla beraberiz. Zaten skorları görmüş olacağınız üzere 150'ye 145 biten bir savaş. Ve bu savaş full TH14 vs TH14. Yani Belediye 13, Belediye 12, Belediye 11 köyler yok. Zaten bizim kadroyu görmüş olacağınız üzere Hapkiyeti'nin eski oyunculardan oluşan sağlam bir kadroları var. Ve 26 serileri var şu anda. Rakibin de bu savaştan önce ikisinin de 25 serisi vardı. Rakibi yendiler. Rakibi serisi sıfırlandı. Bir de şöyle bir durum olmuş savaştan önce. Rakip tehdit etmiş. Yok sizin hesaplarınızı banlatacağız. Yok şunu yapacağız. Yok bunu yapacağız. Hakikaten klanda çıkmış. Bunların payını vermiş. Ağızlarının payını. Savaş başlamış. Bir de şöyle bir durum olmuş. Rakip 40 akla 33'lük bine atmış. Hani bizim takım oyuncuları biraz moralleri düşmüş ama pes etmemişler. Sonunda fulleyen taraf bizimkiler olmuşlar. Yani şöyle göstereyim öncelikle. Rakip full ejder veya süper ejder spam yapmış. Şu mesela ejder spam. Şöyle rastgele seçeyim, siz de görürsünüz. Şu da ejder spam. Mesela şöyle atalım. Ejderden farklı ordu var mı? Yok, süper ejder. Bir tane daha göstereyim. Çünkü bana öyle demişlerdi. Full ejder veya süper ejder spam. Diye aynen yine süper ejder. Sizin de görmüş olacağınız üzere. Rastgele baktık, hepsinde ejder veya süper ejder düz saldırılar. Biz önceden bir video çekmiştik. Sülü arkadaşımızla da ses kaydı olmamış. O yüzden ben tekrar çekmek zorunda kaldım. O video baya güzel olmuştu. Ama nasip değilmiş diyelim. Şimdi tek çekip açacağım bu savaşı. Bundan sonra Hakkıyeten klanıyla tekrar savaş gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Ve kanala abone olmayan varsa abone olup videoyu beğenirseniz, videonun sonunda beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlarda da ayrıca güzel veya kötü olan şeyleri belirtiniz. Diyelim ve başlayalım. 45 numara EZK abinin attığı bir üçlük varmış. Ejder saldırısıymış. Ejderi çok izletmek istemiyorum çünkü her yerde ejder saldırını görüyorsunuz bol bol. Daha çok şu 13 numarayı sanırım çekmiştim. Hatırladığım kadarıyla süper okçulu bir ejder saldırısı ama güzel. Buna bakalım. İlk önce şöyle 2x yapalım. Belediyeyi sinsi goblinlerle alacak. Sanırım şu ortaya da şey düşürecek. Zeplin. Gerisi süper okçular zaten. Kolon süper okçu. Süper okçunun mezgilleri uzun olduğu için bayağı temizlemiş. Şuradaki çoklu inecek mi? Zaten çoklu da indi. Geriye pek de bir şey kalmadı. 4x yapalım. Tazıyı köşeye çekecek. Kraliçenin özelliğini orada kullandırmış. Keşke kullandırmasaydı, daha iyi olurdu ama zaten köyde bir şey kalmadığı için çok da sorun değil onun için. Mami de tam YouTube'dan yorum attı. Selam olsun buradan Mami'ye. Diyelim videomuza devam edelim. Kraliçenin zaten özelliği kullanmıştı, o yüzden öldü. Zaten köyde pek bir şey kalmamıştı, o yüzden yani rahat bir üçlük oldu. Eline sağlık diyelim, güzel plan yapmış. Belediye sinsi goblinlerle süper okçularla da alan açmış. Sonra Sülon'un saldırısı varmış burada. Onu izletelim. Kraliçe yürüyüşü, Ejder, Dragon Rider ordusu. Şurada 2x alalım. İzleyelim bakalım. Kartal'dan doğru Kraliçe yürüyüşü yapacak sanırım. Şu saat 9 yönündeki Kaya Saçar'dan daha Ejder'e başlar diye düşünüyorum. Ama bakalım nasıl olacak. Aynen düşündüğüm gibi ejderha doğrudan başladı. O bu kale çok sıkıntı ya. Cidden bak, kraliçe yürüyüşünü engellemek istiyorsanız bu Dünya Süper Balon bayağı sıkıntı. Çünkü ilk saldıran taraf beklemiyor kaleyi. Çoğunlukla öyle bir şey olacağını. Belediyeyi de indirdi. Biraz sıkıntılı olmuş aslında. Ordusu ermiş. Ama kralın özelliği var. Bir tane buzu var. Ama geriye de zaten fazla bir şey kalmamış köyde.
Şöyle duvar kırıcı yattı alan açmak için. Buzunu da kullandı. Geriye de pek de bir şey yok zaten. Eline sağlık diyelim. Güzel saldırı olmuş. Sanırım şöyle geçelim bir tane de saldırıya. Rastgele seçtiğimiz. Kraliçe Rüşü tazı balon saldırısı. Bir önceki düzene yok benzemiyor ya. Ama hepsinin zaten çiziliş tarzı aynı. Belediye yeni makineleri alacak. Kartaldan da kraliçeyle girecek sanırım. Atlaması var mı? Atlaması yok. Dört tane kırıcısı var. Şu ortadaki çokluya doğru gireceğini düşünüyorum. Kraliçeyle. Yani onu planlamıştır girmeyi. Aynen. Artık girebilecek mi bakacağız. Koruyucu desteğiyle beraber krala royal şampiyonu saat 9 yönünden atmış. Aynen. Güzel yapmış. O süper balonlar yine kullandırmış şeyi. Gördüğünüz üzere kraliçenin özelliğini. Şurada tekli cehennem sıkıntı yapacak kraliçeye. Buz atmalı. Buz, buz. Abi buz, buz. Mamba, buz nerede? Mamba, buz nerede mamba? Ah be gitti buz. Neyse sıkıntı yok. Zaten geriye fazla bir şey kalmadı. Koruyucu hala temizlemeye devam ediyor da koruyucunun tekliye yakalanmaması için tazı balonun başlaması lazım. Şu an yani bu saldırı biraz şey olmuş. Sıkıntılı olmuş. Ama zaten geriye pek de bir şey kalmadığı için köy 3 olmuş diyebiliriz. Tazı balonu başlasaydı burada 2 tane fazladan büyü hatta 3 büyü atmak zorunda kalmazdı. Şuradan başlasaydı. Koruyucu hem balonlara dönerdi. Balonları da tanklamış olurdu. Baya güzel bir şey olurdu ama çok da gerek yok zaten. Geriye fazla bir şey kalmamış. 4x alalım. Ve güzel bir üçlük olmuş. Giriş güzeldi. Eline sağlık diyelim. Zaten makine şurada. Şurayı bitiriyor ya. Yeni makine. O yüzden yeni makineye önlem alın da kayıtta mıyız? Şu an bir bakalım. Tekrar sorun olmasın. Aynen kayıttayız. Şöyle kaç numaraya? Mesela şu Muhsin Hakim saldırmış. Komando 1903. Ne yapmış? Bliz Lalo. Yapmış sanırım. Zeppelin'e dönüştürecek. Aynen. 2x'e alalım. Buradan atmış da bu tarz düzenler çok sıkıntı. Şuradan iki tane güdümlü çıkıyor rakip koymamış. Mesela bu düzen hatalı. Şurada iki tane güdümlü çıkıp Zeppelin normalde buraya inmesi lazım. Şu kartalla şeyin arasına ama buraya indirmiş. Rakip oraya güdümlü koymamış. O yüzden üçlüyü yemiş. Yani düzeninde hata var rakibin. Zaten şu duvar da açıkmış burası. Adam gel demiş. Belediye sok demiş ya benim her oları. Mesela gel üçle demiş adam. Yani siz düzeni aldığınız zaman bir yerden alıyorsanız yani kendiniz mutlaka ayar çekin düzeni. Bakın düzenin hatalarını giderin. Yani açık duvar sakın koymayın böyle. Yani açık duvar yok orduyu kaydırıyormuş yok buymuş. Onlar hikaye. Her türlü zarar. Duvarı kapatacaksın geçeceksin. Bak adam duvar kırıcı bir attı buradan. Gidiyor burayı kıracak şimdi. Yani sen şu duvarı açık bırakarak her olur belediyeyi alsın diye direkt şey verdin. İmkan verdin adama. Şuradaki iskeletleri çekmesi lazımdı. Bir tane okçuyla çekmedi. Kraliçe iskeletlere dönecek. Bu da bir hata daha. Kraliçenin özelliğini kullandırdı mesela. Görmezlikten sonra okçuyla şuraya çekseydi iskeletleri özelliğini kullandırmak zorunda direkt kalmaz ama belediyeyi aldı zaten. Çok da sıkıntı değil ama tekliği de alırdı diğer türlü. Tekliği inmedi. Bir canına kaldı. Girişte hız büyüleri ve Ward'ın özelliğiyle beraber balonları ilerletiyor. Bir hız büyüsü daha desteğe geldi. Zaten bu girişten sonra Royal Şampiyon da saat 12 yönünden savaşa soktu. Geriye pek de bir şey kalmadı. Şöyle 2x yapalım. Elinde bir buz ve zehir büyüsü var. 2 büyü arttırarak güzel bir savaş olmuş. Eline sağlık diyelim. Komanda 1920 için. Şöyle 4x yapalım ve diğer saldırıya geçelim. Şöyle rastgele başka.
Şunun üzerine PyMVS saldırmış mesela. Kimmiş, ne saldırısı yapmış? Blizzala yapmış. Geçelim. Farklı saldırılar bulmaya çalışacağım. 27 The Creature, Dragonite, Rage'ler yapılmış. Onu da geç. Birinci madeni saldırısı izleyelim bir tane de. Kral Çürüşü birinci madeni saldırısı 5 tane de süper barbar almış. Sanırım etraf temizliği için almıştır. Tam bilmiyorum ama onu nasıl kullanacağına bakalım. Aynen etraf temizliği için şey almış, barbar almış. Klan kalesini çekmişti zaten. Klan kalesini hiçbir zaman şöyle köşeye koymayın ki rakip direkt çekmesin. Klan kalesi ortada olsaydı daha çok zorlardı bu köyü. Yani rakibin hatası var burada. Kraliçe kartaldan doğru yürümeye devam ediyor. Ortadan birinci madenci saldırısı devam. Zaten köyde geriye bir şey yok. Belediye indi, klan kalesini indirdi. Sağ üstten kraliçe dümdüz boşluk zaten alan ilerliyor. Ortaya da birinci madenci kalıyor. Yani kesin 3 bu saldırı. O orada kraliçe bir zorlanmış, ne oldu? Onu göremedim. Bir şeyler oldu orada kraliçeye bak. Şöyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum ki daha çok saldırı izleyebilelim diye. Daha farklı ve daha güzel saldırılar için şöyle 4x'e de alalım. Güzel bir üçlük de buradan çıkmış. Ellerine sağlık diyelim. Ve diğer saldırılara geçelim. Şöyle Moştaba. İzmitli saldırmış Moştaba'ya. Blizzlalo. Yo şey. Dur dur tamam bunu izleyelim. Şey yapmış sanırım. Süper okçuyla ortaya alacak sanırım. Sinsi goblinlerle belediyeyi. Ejder izletmiştik ya. Ejderin tazı bolan hali. Ya da geç ya. Aynen ejderin tazı bolan hali. Şöyle bu saldırıya bakalım. Birinci madenci saldırısı. Şöyle birinci madenci izledik. Bir tane de şey vardı sanırım ya. Atıcı Pekka vardı. Şu değildi herhalde. Şu ejderdi. Bu da şey tazı kullanmadan balon. Neyse onun bir numara mıydı acaba ya? Bir numarayı da bakayım. Olmadı bir tane daha saldırı gösteririz. Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Olmadı bir tane daha işte saldırı gösteririz. Sonra bugünlük yeter deriz. Aynen yani şöyle rastgele aradan bir tane seçeyim. Şöyle gelelim. Kaç şu Çinli var. Çinli güzel düzen koymuştur. Hadi Çinli sana güveniyorum. Lan tam da 8 şifacılı atıcı buldum son anda. Yuh aradım aradım bulamadığımı son şeyde oldum. Sanırım şey yapacak bak 3 tane atıcıyı buradan atacak sanırım. Buradan atacak. Yok atmadı. Yuh kraliçeyi buradan atıyor. Abi bak bunu ilk defa gördüm. Böyle bir saldırı. Bir de üçlemiş. Helal olsun. Cidden helal olsun. Şu an sustum izliyorum çünkü böyle bir şey ilk defa gördüm. Balon da almamış. Hiçbir şey almamış. Yani bakalım ne yapacak. Dört gözle izliyoruz. Kelle avcısı da yok. Orada kraliçe. Ama biraz şey olmuş ya. Ne diyeyim? Bak pek beğenmedim giriş çok riskli. Kraliçe buradan sağa kayabilirdi. Ne bileyim. Farklı bir şey olmuş ama çok hoşuma gitmedi benim yani çok planlanmış bir şey değil gibi. 6 tane süper atıcı. Süper atıcıların zaten bir o duvarda çıkmış rakibin. Rakip bilerek duvar açmış. Güzel. Ama bu rakibin duvar açması atıcıları çok rahat ilerletiyor. Buradan belediye vurabilecek mi? Yuh lan yuh. Oğlum belediyenin canı bitti. Atıcı ne yapıyor? Yuh ölmedi. Çakıcı cehenneme bile ölmedi atıcı. Şu Rumen şampiyonu özelliğiyle belediye iner mi? İner mi? İner mi? İnmedi. İnmedi. Ama birazdan inecek. Rumen şampiyonu alacak.
Zaten kraliçe de dışarıdan dolaştığı için köy üçlük gelmiş olacak. Şurada yetiler de tazıyı tanklıyor mis gibi. Bilmiyorum, saldırı farklı ama güzel gitmiş. Eline sağlık diyelim. Bu projektörün diğer saldırısına da bakacağım. Bakın bu şekilde üçlük atmış mı tekrar diye. Eline sağlık diyelim. İki tane de büyü arttırmış. Güzel. Ama gelişte işte sağ solu güzel temizlemiş. Hepsi birleşmiş. O biraz şey gibi. Böyle şans gibi olmuş ama. Bakalım. Projektör. O ikinci saldırısında 98'e kalmış. Bakalım aynı takdim yapmış. Ha, yok. Birinci madenci yapmış. Tamamdır. Sanırım yeter bu kadar. Bayağı bir birinci madenci izlettik. Süper atıcı izlettik. Ne denir ona? Süper okçu, ejder, Blizz Lalo, QC Lalo. Yani her tür saldırı izlettik diye düşünüyorum. Şöyle tekrardan bakalım. 53 ile 45 üçlük bir savaş. Yani tekrar diyeceğim üzere biz bu videoyu çekmiştik daha önce ama ses kaydetmemiş. İnşallah şu an kaydediyordur. Ona da bakmadım. Baktım da ses kaydı açıktı. O zaman da açıktı ama kaydetmemiş. Neyse. Fazla uzatmadan videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorum atarsanız da sevinirim. Kanal arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşabiliriz. Diğer videolarda görüşmek üzere.